Hadi Özışık, Kemal Kılıçdaroğlu istedi diye Süleyman Soylu özür diledi. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nu Süleyman Özışık'la birlikte YouTube kanalımda ağırladık. Metin Feyzoğlu neden suskundu, neden külliyenin yanındaydı? En son söyleyeceklerimi baştan söyleyeyim. Ankara'ya kadar gelen baro başkanlarının Eskişehir yolunda durdurulmasını doğru bulmuyorum. O yanlıştan dönülmüş olması ise avukatlar ve onların destekçileri olan CHP yandaşı medyanın zafer nutukları bir kenara Türkiye'nin kazancı oldu. Ve fakat baro başkanlarının neden ısrarla yürümek istediklerini de sorgulamamız gerekiyor. Hatırlayın, gezi sürecinde dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan bir grupla saatlerce görüşmüş, uzlaşmaya çalışmıştı. Ama o grup bırakın uzlaşmayı Erdoğan'a 3. köprüyü, 3. havalimanını dayatmış, iş başındaki iktidarı alt etmeye çalışmıştı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu Süleyman Özışık'la birlikte yaptığımız perde arkası programında ağırladık. Gezinin perde arkasında neler yaşandığını anlattı birbir. bir. bir. Feyzoğlu, Ankara'da tam 48 saat boyunca hiç uyumadı. Beraberindeki baro başkanlarıyla birlikte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le tam 5 saat görüşmüş. Gerisini ondan dinleyelim isterseniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 3 saat görüştük. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin görüştük. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Şeref Malkoş da bir o kadar oturup derdimizi anlattık. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la epeyce teşviki mesaimiz oldu. Özeti Feyzoğlu epeyce yol kat etmiş bu görüşmelerde. Dinleyelim. Yürüyüş konusunda arkadaşlarımız direttiler. Çözüm odaklı görüşmeler yapmamıza rağmen araçlarla anıt kabire gitmek yerine ısrarla biz yürüyeceğiz dediler. Onların görüşüne saygı duydum tabii ki ama ben meclise sorunu çözme odaklı çalışmayı tercih ettim. Şimdi soruyorum size, baro başkanlarının biz yürüyeceğiz inadının geziden bir farkı var mı? Krizi kim çözdü peki? İlginçtir, Metin Feyzoğlu yaptığı görüşmeler sonrasında kriz çözülünce Önder Sav ismi tedavüle sokuldu. Bugün de baktım bazı gazetelerde Önder Sav'ın Süleyman Soylu'yu arayarak krizi çözdüğünü yazmış. Oysa krizi çözen Önder Sav değil Metin Feyzoğlu'ydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP'li Önder Sav'ın kendisini aradığını doğruladı. Ve fakat krizin çözülmesinde Feyzoğlu'nun büyük payının olduğunu belirtti. Hadi Bey, günlerdir Metin Feyzoğlu, ben ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül ile istişare ediyoruz. Metin Bey en başından itibaren yaptığımız bu görüşmelerin bir parçası oldu. Sayın Önder Sav aradı doğru ama Önder Bey aradığında zaten sorun çözülmüştü. Fotoğraf çok net olmasına net. Fakat karşı taraf o fotoğraf karesinin içinde Metin Feyzoğlu olduğu için net fotoğrafı flu görmek istiyor. Bir başka deyişle de aslında net olan fotoğrafı flu göstermeleri işine geliyor. O halde neden Feyzoğlu'nun hakkı teslim edilmedi? Edilmiyor. Çünkü Feyzoğlu yanlışlara da dile getirerek Tayyip Erdoğan'ın yanında duruyor. Külliyeye yani saray diyorlar ya gidiyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak milli olmayı tercih ediyor. Linç edilmesinin bir başka sebebi yok yani. Nokta. Süleyman Soylu çok güzel özür diledi. Saygı Öztürk'ün yazısı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilindeydi. İşişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e haksızlık yaptığını düşünüyor Kemal Bey. Süleyman Soylu Saygı Öztürk'ten özür dilesin. Hay hay, Soylu hiç vakit geçirmeden sosyal medya hesabı üzerinden özür dilerim Kemal Bey dedi ve ekledi. Sayın Kılıçdaroğlu özür diliyorum. Taşlı tarla, nazlı sokakta büyüdük biz. Kadın, namus, insan kavramını ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize. Kılıçdaroğlu'nun şu meseleyi anlaması için tane tane anlatmaya devam etti. Terk etmeyeceğiz sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız. Arkadaşlık saygıya ayıp etmişsin özür dile demekti diyemedin. Bir anneye kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız. Özür dilerim. Kısacası Kılıçdaroğlu tak dedi. Süleyman Soylu hiç vakit kaybetmeden şak verdi. Erdoğan'ın deyişiyle CHP'nin başındaki zat Süleyman Soylu'nun ne demek istediğini anlamış mıdır?